Esnesi'yle uzun süren bir saygı içindeyiz. Hakkını vererek gezen misafirlerimiz bunu 3 saatte tamamlıyorlar. Hatta bazen mola veriyorlar. Geri kalanını ertesi zamana bırakalım diyorlar. Çünkü hakikaten metinlerin orasında kapıldığınızda yurtlarla birlikte düşünme fırsatı oluyorsunuz. Biz de bu süreci daha da uzatalım istedik ve bu konuşmamızla birlikte daha pekiştirilsin, daha çok konuşalım, üzerine düşünelim diye böyle bir hızı gerçekleştirdik. Daha önceki konuşmalarda kimi konuşmaları devlet üzerinden gerçekleşti. Kimisi daha kuramsal, daha felsefi konuşmalarda, kimisi sanat tarihi bağlamında bu sergiyi ele aldı, sanatçıları ele aldı. Bugün Süreyya Evren bizler de sağ olsun Sıkıntıları İstanbul'dan geldiğiniz için çok uzatmadan sözü ona teslim ediyorum. Bilgi alın. Nasıl bir konuşma olabilir diye düşününce benzer kurumlarda, işte İstanbul Modern'de ya da üniversitelerde, seminerlerde ve karşılaştığım bir şeyi bir reaksiyon tipini referans aldım diyebilirim. Hani gördüğüm bir reaksiyonu da tutun. Sanatın dersi de aslında daha çok güncel sanat kastedilerek erişilebilirliği ile ilgili soru işaretleri oluyor. Ne kadar erişilebilir? Erişime kapalı mı? Bazen belki oyunların kapalı mı? Genelde profesyonel dünyada art speak diye anılan bir sanat jargonunun işlerin önüne geçmesi durumu. Bununla ilgili hatta böyle bir karikatür de var biliyorsun bir sanat kitabında. İşte yıl 2200 falan, arkeologlar bir şey yapıyorlar, bir kitap buluyorlar ve okuyabiliyorum ama hiçbir şey anlaşılmıyor diyor. Öbür de diyor ki herhalde bir katalogdur. Bu durum herkesin kafasında yaygı. Mesela biraz önce sergi gezme hemen bir örnek olarak söylersem. 3 saatte gezilebilir, tam olarak böyle kavramlar bilir. Öte yandan müzelerde büyük sanat kurumlarındaki istatistikte ortalama 7-10 saniye bir işe bakılmalı sürüyor. Videolara bakılma süresi de 5 saniye civarı. Genelde 10 saniyelik bir işe bakma süresinin de müzelerde 4-6 saniye arasında etiket okuma oluşturuyor. Etikete bakma. Dolayısıyla işe bir bakma, etiketi okuma, işe tekrar bakma, açıkla şekilde geçiyor yani. Bununla birlikte aynı iş hakkında konuşmaya kalktığımızda kocaman yayınlar, işte şu anda yaptığımıza benzer konuşma serileri, büyük bilgi birikimlerine referans yapan küratörlük açıklamalar, bir devrimlik gibi yoğun bir kalabalık var yani. 7 saniye için hangi güç? Bu nasıl bir sistemden doğuyor, ne gibi hani erişilebilirlikle ilgili ne gibi yansımalar yaratıyor, onun üzerinde durmak istiyorum. Pek çok insan için şöyle bir dönemindeyiz, 60 sonrası sanat, yani kabaca işte güncel sanat diyorsak ya da genel olarak sanat diyorsak, bir yandan sanatın in ve gündemle bir hali var. Bir yandan da onun da ne yapılacağı o kadar net değil. Mesela romanla ne yapılacağı ya da sinemayla ne yapılacağı daha net. Sanatla ne yapılacağında hep daha fazla sorun var. Çünkü sanata göre konumunu tayin etmek de biraz daha zorlanıyor izleyici. Bu ne yapmalı bu sanatı? Nasıl iş kurulur? Kendi pozisyonumuzdan nerede durmalı sorunu? O yüzden bunu istedim. Biraz da hani değer yaratmaksa, sanatta önemli bir şey üzerinden gidiyorsak, bu günümüzde sanat elbette hani bir yandan hala güzel sanatlar, ama bir yandan da hüner etrafında pek dönmüyor. Beceri bayağı arka planda olabiliyor sanatta. Buna karşı hünerin etrafında kurulmuş bir geleneğin de devamında
Bunları oturtmak aslında izleyici için zor. Çünkü ne diyeyim ya, bu en çok hani sanatla ilgili sık karşılaştığımız, bunu ben de yaparım en çok olan şeylerden bir tanesi. Ya da hünerin reddi. Hüner sahibinin hüneri reddi. Özellikle kullanmaması. Hani günümüzde çok gördüğümüz bir şey sanatta. Bir sürü sanatçının biyografisinde hangi bölümden mezun olduklarını gördüğünüzde şaşırabilirsiniz. Seramik bölümü mezunu, ama çok işlerinde öyle bir şey görmezsiniz mesela. Bambaşka şeyler yapmaktadır gibi. Şöyle bir kaç şeyler yapacağım bunu. Bir tanesi klasik bir iş. İmza geldi. Pierre Manzoni'nin klasik bir işi var, yaşayan heykeller diye. İş şuna dayanı, gelen, sergiye gelen izleyicileri imzalar sadece ve geri gönderir. Dolayısıyla her bir izleyici bir esere dönüşmüş olarak gider Manzoni'nin çalışmasına. Onlara aynı zamanda imzayla beraber bir yerde damga bulur. Damganın farklı renkleri var işte. Sarı damga, kırmızı damga, mor damga gibi. Bunlardan mesela kırmızı damga artık bütün hayatı boyunca bir sanat eseri olacak sınavlarına yaratılmış. Mor damga bir ödeme de yaptırmak gerekir sanat eseri olmak için işin vesaire. Burada bir imza meselesi, imza bir soyutlama ama kritik bir soyutlama. Hani kapitalizmde falan olduğu zaman madde yapıyoruz ama burada sanat yazılı çalışması olduğunda imza daha saygı bir şey olur. İnsan diyoruz ya, imzasının arkasında durur. Özellikle bir süreçte bir şey olur. Bir çocuk kitabını örnek olacak. Güzel anlatıyor bence mesela. Nokta diye bir çocuk kitabı var. Çocuklar için resim kitabı. Kitapta resim yetenek olmadığı için, resim yapamadığı için üzülen bir çocuk var. Resim öğretmeni de onu resmi sevdirmek istiyor. O yüzden ona diyor ki, ya bir nokta da mı yapamazsın? Hiç değilse boş kağıda bir nokta yap. Çocuk da bir nokta yapıyor. Bunun üzerine öğretmen diyor ki, şimdi bu noktayı benim için imzalar mısın? Çocuk da yaptığı noktayı imzalıyor. Sonra da öğretmen noktayı alıp kendisi kendi masasının arkasına bunları asıyor. Çocuk bunu bir süre görünce bir heyecanlanıyor falan. Duvarda resmim var diye. Daha iyi nokta da yapabilirim aslında diye düşünüyor. Sonra başka bir kağıda biraz çalışıyor, daha iyi bir nokta yapıyor, onu da getiriyor. Öğretmen diyor ki, nefis olmuş, bunu da imzalarsan alamak isterim. Onu da alıp yanına asıyor. Çocuk noktaları arttırıyor. Ondan sonra ona sergi açıyor diyor. Sergi de olunca çocuk bayağı kendini resmin içinde gibi hissediyor. Ve Manzoni'nin içinde beraber düşünüyorlar çocuk onu. İmza etrafında kurulan bir hani, gerçekliğimiz var gibi oluyor o zaman. Bu sıklıkla işte o hani aşk nefret ilişkisini güçlendiren saygı duyup duymamak arasında bir sürü izleyicinin gidip gelmesine yol açan kriteri oluşturuyor. Burada çünkü bu hünerin dediği imza diğer her şeyin, neden olmayan her şeyin neden bunların muamelesi göreceğini açıklamaya muhtaç bıraktığını düşünüyorum. Dediğim gibi diğer sanatlarda bu sadece deneysel sanatlar mesela. Somut şiir böyle olabilir. Veya bulutlu şiir böyledir. Fakat bulutlu şiir ya da somut şiir ana şiir gövdesi olarak işleri görmez. Şöyle bir havada yazacağım. Sanki bütün sanat bir iddia sanatı gibi. Bunu böyle söylediğimiz zaman ikna eden sanatçılar sanki bütün üçkağıtçılarmış gibi tabii. Ama bir yandan bu her zaman böyledir. Diğer filmlerde de karşılaştırma olmuş gibi seviyorum bu anlamda. Mesela şöyle düşünelim. Sanatın okulları var. Okay. Ama günümüzde bu okulun pek bir belirleyiciliği yok. Yani dolayısıyla okuldan mezun olduğun için sanatçı olamıyorsun mesela. Okuldan mezun olduğun için doktor olabilirsin. Ya da okuldan mezun olduğun için, bir de okuduğumuz okuldan mezun olduğun için sanatçı olamıyorsun ama bir
geçerli bir vakit okullar var gene. Şiirde hiç okulun da olmadığı bir durum var. Bunu çok güzel gösteren bir iş var, bir podcast işi. Şöyle bir işte, her disiplinde bir profesyonelde bir amatör yan yana gelip radyo programı yapıyorlar. Bir profesyonel fotoğrafçı, bir amatör fotoğrafçı. Bir profesyonel şairle bir amatör şair yan yana geldiğinde bu en ilginç durumu oluşturuyor. Çünkü diğer hepsinde profesyonel olan bir eğitim almış oluyor. Aşçı da dahil. Bir tek şairde ikisi arasındaki fark şu oluyor. Biri doktor, diğeri de başka bir kişi yapıyor. İkisi de başka işlerle çalışıyorlar. Fakat bir tanesi şiirlerini yayınlayan amatör biri. Diğeri de önemli bir şair. İkisinin de dörder kitabı var. Bu tam olarak nasıl oluyor bu ayrım diye düşünülen bir şey. Ve orada mesela şunu çok net hissettiriyorum. Şair denilen şey, diğer şairleri şair olduğunu inandıran kişi. İkna ediyor. Mevcut şairler, eğer sizin de şair olduğunuzu ikna alıyorlarsa şair oluyorsunuz. Olmuyorlarsa olmuyorsunuz. Başka bir kriteri yok. Akademik bir çalışma hiç kimseye şair yapmaz mesela. Yani öyle bir şey olamaz. Hakkında çok doktora çalışmaları yapıldım, onun şair olup almışlar. Böyle bir şey yok. Önemli bir şair, daha çok mevcut şairi önemli olduğuna ikna etmiş. Şair anlamında kullanılıyor. Şiirde bu o kadar net ki, mesela popüler şairler, insanların sevdiği şiirleri yazan insanlar, hiç önemli şair sayılmıyor, biliyorlar. Önemli bir sürü çok okulan şairler var. Önemli değil oluyor. O önem oradan belirlenmiyor. Bu aslında sanatın da böyle. Fakat sanatta daha fazla piyasa, daha fazla kurumsal ağırlık olduğu için aracılar da oyuna dahil. Aracılık da oyuna dahil olması için demek sadece diğer şairlere ikna etmek yeterli olabilir şey. Ama sanatta küratörleri, koleksiyonerleri, sergi organizatörlerini, sergi komiserlerini, sanat eleştirmenlerini, herkes ikna etmeli. Genel bir ortamı ikna etmeli lazım. Bilginin, yani her disiplinde böyle bir şey var ya, bilgi nasıl oluşuyor? Sanat tarihlerine ilgilenirse en önemli şeylerden bir tanesi bu gibi diyebiliriz sanırsa. İşte burada bir sergi var. Sonra bu serginin bilgisi nasıl oluşuyor? Öncelikle sergi yapanların kendisi kendilerine dair bilginin oluştuğuna müdahale etmek, bunu domine etmek istiyorlar tabii. Bunu nerede görüyoruz? İşte sergi kataloğunda, hakkında yapılan söyleşilerde, bilgilerde, yazarın kitabı çıktıktan sonra verdiği söyleşilerde biraz bunu böyle okuyor. Bu esere böyle bakıyor. Benimle ilgili bilgimizi hangi bir konu yapılacağını hani dikte etmek istiyorum gibi bir sert olacak ama bununla ilgili ben söz almak istiyorum. Evet. Şimdi burada izleyicinin diyelim yani bu sanat dünyası tırnak içinde ya dışında bir parçası olmayan 7 saniye hareket eden izleyici bu arada sanat dünyası insanların daha da kısa baktıkları ortalamalarda çıkıyor. Hatta ünlü bir sanatçı söylediği bir lafı da var burada. 7 saniye fazla 5 yeter. İzleyicinin rolü. İzleyici kendini hissettiği yer bu işte en başta bahsettiğim şeyi veriliyor diye düşünüyorum. O yüzden bu manevi için klasik geriye dönelim. En eski siyah kareye bakıp oradan düşünelim. Siyah kare bu arada siyah karenin yıpranmış siyah kare olması da güzel. Ama siyah kare, siyah kare olduğu günlerde, sipsiyah olduğu zaman düz beyaz üzerinde düz siyah kare olduğu günlerde. Malevich için bu bir tam bir soyutlama formuydu. Bunu böyle hiçbir şekilde betimleyici olmayan şey olarak düşünüyorum. Başka herhangi bir şeyi betimlemeyen şey. Böyle
tek renkli boyaması, dünyaya dair görsel ipuçları barındırmaması, başka bir görselle referans yapmaması, başlığın da kuru düz bir başlık olması. Mesela siyah kare yaparsınız da karanlık dünyanın olabilir. Ya da 21. yüzyıl koyabilirsiniz. Başka bir yerlere refer ederdim. Adının da siyah kare olması. Giderek görecek hiçbir şey olmaması hedefini söylüyor mesela. Öyle bir resim olmalı ki bu diye düşünüyorum. Baktığınızda görecek hiçbir şey olmasın. O kadar ki görecek hiçbir şey olmadığı için her şeyi hiçbir şeyde tutabiliyor. Bir anlamda her şeyi tutabilsin. Hani görecek herhangi bir şeyin varlığı görecek diğer şeyleri dışlanmasından hareket edebiliriz. Söylediği bir şey. Ve hani bir yandan ne diyor? Sanatı neslinin yükünden kurtardı der mesela. İşten bahsederek. Sadece resmi değil, sanatı kurtardı. Sanatın üzerinde omuzunda nesnenin yükü vardı, onu attı. Bunun bir özelliği, hüner meselesine sık sık geri geleceğiz. Büyülemeye çalışmaması, büyüleyici bir iş değil. Büyüleyici olmaya çalışma, baştan çıkarıcı değil. Böyle bir derdi yok ki. İki çok kritik etkisi var. Bir tanesi, izleyici bunun önemli bir eser olduğunu yeni baktı, gördü. Çok önem verilen, çok geri dönülen, bahseden bir şey olduğunu anladı. Ardından tabii ki soru şu oluyor. Neden benim siyah karem değil de malevi çizgisi? Hünerin yokluğunu hep doğurduğu bir durum. Hani bütün bu ben de yaparım, orijinal düşünme doğru zaman ve yerde olduğu için yani sadece. Bunların o zaman neyin doğru zaman ve yer olduğuna kim karar veriyor bu ikili soruda? Belirli bir noktada, belirli bir siyah karenin durmaksızın geri dönülen bir eser olması ama benim yaptığım siyah karenin hiçbir önemi olmamasına kim ne zaman nerede nasıl karar veriyor? Bu mekanizma nedir diye düşünmeyi tabii. Ona ortaya bakarız ama başka bir şey de bu hani attım dediği gibi atılmadığı dönemlerde figüratif ya da sürekli resme baktığımızda bir sanat eseriyle karşı karşıya gelme anında bugün hala sanat fuarlarında aslında gördüğümüz bir deneyim tipi bu. İzleyicinin şöyle bir erki var. Beğenip beğenmiyor. Bu izleyici için çok büyük bir erk. Biz bunu kendi sanat dünyası dışı, gündelik hayatımızda eğer ben oturup da sizin dur bakayım bir poz ver, bir burnunu çizeyim dersen, bir resmini yapayım dersen, daha sonra baktığında sen bir otorite olarak benim yaptığım karalamaya bakarsın. Bir erk vardır yani sende. O erkte de dersin ki, ay hiç benzememiş. Veya çok güzel yapmışsın ya. Bunların sofistike veya daha düz halleri. Ama her durumda orada bir erk bakanlı olduğunu bir an. Burada erkle kastım onun değerinin belirlenmesi. Mesela güzel olmuş değerinin belirlenmesi. Ünlü koleksiyoner Saatçi'nin bir söyleşi var. Saatçi'ye diyorlar ki işte stüdyo ziyaretleri yapıyorsunuz, gidiyorsunuz. Yeni bir eser gördünüz. Ne düşünüyorsunuz hakkında? İlk önce ne diyorsunuz sanatçı? O da diyor ki, hem hiçbir şey düşünmüyorum hem hiçbir şey söylemiyorum. Çünkü ne anlama geleceği çok sonra belli oluyor. Orada gördüğüm eser. Bu çok kritik. Hiçbir şey düşünmeyip hiçbir şey söylemek zorunda olduğunu düşünüyorsun gerçekten. Çünkü ne anlama geldiğini yani bu iki deneyimi karşılaştırmak için söylüyorum. Bir işe baktım, 4 saniye işe baktım, 4 saniye şey okudum, 2 saniye tekrar işe baktım. Ve ne anlama geldiğini bilebilmek için saatlerce okumam gerektiğini biliyorum yani. Ve gene de yapamayabilirim. O duygu var. İyi bir şey olup olmadığı hakkında
bir şey söylemem bile çok güç. Bu pozisyon ben de almışım. Yani sinema seyretti, film seyrettiğinde onun iyi olup olmadığını söylemekte çok rahat. Bu ancak deneysel film seyrettiğinde zorladım. Gerçeklik oldu. Size bir şiir yazdım desem, hemen onun hakkında bir şey söyleyebilirsiniz. Pozisyonunuz erksizde. Deneysel şiirde kaybolacaklar. Bu da zaten ilginç tarafı. Mükemmel sanatı diğer karşılaştırınca. Daha diğer şeylerde, daha deneysel olan davranı çok merkezi bir statüsü olması. Bu da işte bahsettiğim erişim olan problemlerini en çok tetikleyen mesele gibi. Bu hünerle ilgili bir yanıltıcılık doğuruyor aslında. Geçmişin resimsel bilgisiyle ilgili de bir basitleştirme doğuruyor. Sanki bütün mesele şöyle gibi oluyor. Burada bütün mesele düşünce, orada da bütün mesele yetenekti. Ve hani bugün sanatta yaratıcılık nedir, yetenek nedir diye çok aslında tartışmalı bir şey. Hüner deyince, yetenek deyince mesela en keyifli konulardan bir tanesi sahte ressamlar, fake ressamlar. Orijinal tabloların fake'lerini yapan ve bu şekilde kendine gizli kariyerler edinen ressamlar. Bunlar bir yandan çok yetenekli insanlar mı, değiller mi? Çok karışık. Mesela birkaç tane güzel örneği var burada. Bir tanesi burada, hani meşhur birkaç, 3-5 yıl önce büyük bir soygun olmuştu resim heykelcisine. Parça parça eserler yürütülmüştü. 200'den fazla eser yürütülmüştü, daha fazla. Sonra büyük sanatlar için. Bir kısmı müzayede çıktı, bir kısmı çıkmadığı tamam. O eserlerin o hırsızlık hikayesinde birkaç tane sevdiğim şey var. Bir tanesi çok insani bir ilmelenmesi olması. Hani böyle önce bir tane çalıyorlar, hiçbir şey olmadığını görünce iki tane daha. Böyle şey gibi, ofiste önce bir ağırlık çalıyorsun, sonra birkaç tane daha bütün şeyleri, ofis kırtasiyeyi falan. Ve o zaman korkmaya başlıyorsun, bir şey olacak. Çok sayıda eseri çaldıktan sonra korkmaya başladıkları bir an var, bir şey olacak. Yani abarttık diye düşündükleri. 2-3 tane eser büyüklüklerinde böyle şeyleri olduğu gibi. Çarpmak hikayeleri falan alıp, 1-2, abarttım galiba, dediğin an. Ve kaygılandığını ama bir şey, hani kapatacak bir şey yapmaya hamle ettiğini anda söz konusu ekip şöyle bir karar alıyor, bir sahte ressam tutalım ve sahtelerini yaptıralım. Bunun içinde bir ev tutuluyor İstanbul'da. Sahte ressam olarak da Doğu blokundan biri getiriliyor çünkü sosyalist gerçekçilikte çok iyi eğitim oldu. Öyle gerçek içerisinde taklitliği yapabildikleri için bu anlamda hünerleri yüksek olduğundan Doğu Bilon'dan bir ressam getiriliyor ve iki ayda bütün Türk resim tarihini yapıyor adam burada. Hepsi bir aktifler yapıyor, iki ay sürüyor. Çok uzun da değil yani, az da para veriyorlar ve iki ayda süre veriyorlar. Olur yaparım diyor, yapıyor. Bir başka bir şey örneği vardı mesela. Tek ressamlarda şöyle bir durum var. Diyelim Renoir'ın fake olup olmadığını kim anlayacak? Renoir'ın eksperti olmak lazım. Ama çok az ekspert var. Ekspert olmak çok zor. Ekspertler tek ressam odaklanıyorlar ancak böyle olabildiği için. Dolayısıyla birisi fake bir resim yapacaksa ekspertin kim olduğunu biliyorsun zaten. Satranca dönmeye başlıyor. Zaten diyor benim ekspert olduğumu. Benim neye ilgilendiğimi, neyle ilgilenmediğimi, neyin peşinde olduğumu falan farkında. Bana oynamaya başlıyor o zaman. Mesela bir dönemini aynısını yapıyor, küçük bir farklılık yapıyor ve o dönemdeki hayat hikayesi benim yaklaşımım şeyle ben de şu duyguyu uyandırmaya çalışıyor. Bu dönem resimlerinde Renoir farklı bir şey denedi burada galiba. Bu gerçek, sahte değil. Çünkü sahtelerin birebir aynısı olacağından hareket edeceğim ben yani. O yüzden bana özgü sırf benim için bir farklılık diyor. Aslında tıpkı tıpkı
Renault'un yaptığı aynısını yapabilir. Onu özellikle yapmıyor. Bunun için bir şey. Bu şöyle sonuçlar doğuruyor. Mesela eksperte göre Renault'un 250 eseri var. Ama dünya menzillerinde 300 Renault var. Çözülemeyen bir mesele oluyor. Hemen hemen böyle bir çok insanla böyle bir durum var. Bununla ilgili tehlikeli bir sergi oluyor. O da güzel bir hikaye bence. Böyle Afrika'da bir başlık oluyorlar. Fake olduğu anlaşılmış mesinin hepsini sergilesek diyorlar. Ve böyle işte fake resimler sergisi. Dadan falan diye böyle bir sergi yapıyor. Sergiye öfkeli bir mektup geliyor. Böyle bir sergi yapıp da nasıl benim hiçbir işimi koymazsınız? Koleksiyonumda kaç tane işim var biliyor musunuz? Sersemler falan diye. İşte teyidi koleksiyonumda bir sürü iş var şu anda neyse. Sinirleniyor. Nasıl böyle bir şey yapmasın? Tam görünümlük kazanacağım bir an kaçtı. Bunlar aslında bizim mesela neyin iyi, sanatta neyin iyi olduğuyla ilgili algımızı karıştıran şeyler. Ne iyidir? Güzel çizmek, yaratıcı olmak, ne? Tam olarak olmak. Öbür şeylerle karıştırıyor ya. Yani. Hani siyah kareden başlayan gelenek, oradan giden gelenek karıştırıyor elbette. Hani nedir sanatçı olmak? Nerede durmaktır? Falan gibi. Mesela şey, en son Serhat Kiraz'ın bir söyleşisini okuyordum. İşte tak takta bir söyleşi vermişler. Çok güzel İstanbul'a arkadaşlı. Öğrenciler neye anlattığından falan bahsediyor Serhat Kiraz. İşte mümasyon okulda ders veriyor galiba. Şey diyorum diyor. Yani tamam sanat öğrenin de sanat falan yapmayın yani. Ama sizin yaptığınız sonra sanat olsun. Şimdi bu tüm söylediklerimizde çok güzel paslaşıyor. Yani tam sanatı öğren yapmışlar falan. Çünkü öğrenmezsen oyunun içinde olamazsın. Öyle bir şey. Bir oyun var yani. Bu aynı şeye benziyor. Bir yerde bir köşe başında uyuşturucu içinde oradaki mafya nasıl çalıştığını bilmen gerekiyor. Bilmeden bir taktiğe gidersen böyle mesela böyle çalışmaz bu şekilde olmaz. Ansızın ben hani hırsızın tak diye bilmiyorum ama etrafında bakmayla nasıl çalışıyor, hangi alarmlar var, polis ne yapıyor? Onun gibi bir yerde bir şey yapacak sende, öğrenmiyor, okey. Ama aynısından da yapma. Hatta o kadar ki sanat yapma. Bu işte mesela bunu duyunca güzel, hoş falan. Fakat daha sonra kendimizi tekrar izleyici yerine getiriyor. Ben de onu nasıl yaşıyorum? Bir şeyler yapan ve yaptıklarında sanat dönemini isteyen birileri var. Bunların bir kısmı basit jestler. Bunlar bazen böyle işte siyah kareli, benim de evde yapabileceğim şeyler. Bazıları çocuk resimleri gibi bunu 5 yaşında yapar dedirten şeyler. Bazıları yapamam fakat yapılması anlamsız. Kendini bulur. Tam Chris Gordon gibi mesela. Bunu ben de yaparım diyeyim ki kendimi unutamam, unutmam belki. Ama yani niye falan gibi şeyler. Burada yani sözüyle başlayan şey şu diye düşünüyorum. Serhat Kiraz herkesin çocukken sanat öğretmeni olsa işimiz daha kolay olacak. Erken yaşlarda aldığımız neyin sanat olduğuna dair eğitim, daha sonraki sanat halkımızı da etkiliyor. Burada sorun hep şey oluyor çünkü, hani sanat yapmayın derken kafasında bir sanat varsa herkes. O ne? O çoğu eğitimden geçtiğimizde, çoğu zaman karşılaştığımız bilgi. Yani her zaman bir ön yargımız var. Ön yargımda problem bir şey değil. Ön yargı ne olduğu problem. Bir ön yargımız olacak mı? Mesela bizim temel ön yargımız ne? Sanat şudur, şöyle bir şeydir, şuna sanat denir. Daha sonra ona ters bir şey görürsen bunun nesi sanat diyebilirsin. Ama bir şeye bunun nesi sanat diyebilmek için kafamda neyin sanat olduğuna dair bir fikir olması lazım. Ön yargının iyi olabildiği bir şey, hani sonuçta bir kapıdan geçtiğinde de
düşmemek için ön yargılar, benim ön yargılar sayesinde düşünüyorsun. Bütün yuvarlanırsın. Ön yargı okey ama ne diye göre? Yine yetenekle ilgili bir şey söyleyeceğim. Başka bir görsele bakalım. Bunu eğlenceli bulduğum bir şey. Şimdi günümüz sanatın en pop isimlerinden, en popüler, en hem in hem out isimlerinden Damien Hirst biliyorsunuz. Mega bir figür. Büyük paralar, büyük ünler, büyük hareketler, büyük sergiler. Dranasyonu bir şey var, bir şey var. Her şeyi büyümseme, büyük olsun tarzı isim. Damien Hirst'ün biyografisinde şöyle bir anlam bahsediyor. İşte sanat öğrencisi. Resim, sonra bir gün Francis Bacon'ın resimlerine bakıyor ve birden rahatlıyor. El, ayak hiç çizemediğini gördüm ve içim rahatladı diyor. Böyle tekrar tekrar o yüzden bunları aldım. Buna rastgele aldım tabii Bacon'dan. El, ayak olsun diye. Bu da Bacon. Bakarız dedim. Böyle bir Damien Hirst'ın hissettiği şeyi hissetmeye çalışıyorum. Buna bakıp böyle diyor ki, ben de yapamıyorum. Sanatçı olmaya karar vermiyorum, beni çok pekiştiği, kendimi çok güçlü hissettiğim bir anda. Olabilir, ben de yapabilirim. Dolayısıyla hani bunu ben de yapabilirimin tersinden yapamadığına bakıp, sanatı yapamamaktan hareket edebileceğini düşünüp, oradan bunu ben de yapabilirim diye sanata başlayan ve şu anda işte majör figüre dönüşen bir sanatçıdan bahsediyor. Böyle farklı kültürlerden karşılaştırmayla ünlü bir futbolcu vardı, stoper, savunma oyuncusu, Emre Aşık diye. Üç büyük kulüpte de oynadı, milli futbolcu. Çok böyle üst düzey bir futbolcu kariyeri var. Ama savunma oyuncusu. Bir söyleşide diyor ki, ben diyor öyle çalım atma, top sürme, şut çekme, böyle şeyler hiç yapamam. Hiç işim olmaz. Hiçbir zaman da yapmam. O zaman şunu insan merak ediyor. Bir çocukken düşünüyorum bunu. Çalım atamayan, top süremeyen, şut atamayan bir çocuk ama futbolcu olmaya karar vermiş. Bakınca böyle aynı yetenek meselesinin orada da olduğunu düşünüyoruz. Yani mesele o değil gibi. Aynı güzel topu aldım, çalım attım falan değil demek ki mesela. Hiçbirini yapayım, hiçbir zaman da yapmadım diyor. İşim olmaz. Böyle konuşuyor. Çünkü hani başka şeyler var gerçekten. Başka şeyler de onu yaparsan oluyor. Emre Aşık öyle. Yani çok üst düzey olmuş gibi. Damien Hirst'ın buraya bakıp el çizemiyorum. O zaman sanatçı olabilirim. Harika diye düşünmesin. Buralarda ama işte hep bir şeyleri hem yerine oturttuktan sonra da yerine neden bir şey var. Çünkü hal böyleyse o zaman ben burada neyi takip etmeliyimi düşünmek zorlaşıyorum. Güncel sanatın erişim alanında metinler ve anlatılar kalıbıyla zorlaştırdığı şeylerden bir tanesi de şu. Mesela Portman'ın yerine psikanaliz almıştım. Ya da bir doğa resmi yerini bütün bir ekoloji studies, bütün bir antroposen tartışmaları, Magma'nın tarihinden başlayıp insan-doğa ilişkisine dair tüm felsefi metinler almış oluyor. Herhangi bir mesela bir toplumsal ayaklanma resmi, bir grev resminin yerini sanki bütün sosyal